Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Zerrin Hanım'la Siverek yöresine ait bakla ekşisi yemeğini yapacağım. Umarım sizler de benimle birlikte bu lezzetli, şifa dolu yemeği dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğimiz için önce 400 gram dana etini haşlayarak yemeye başlıyorum. Dilerseniz koyun eti de kullanabilirsiniz. Elinizde hangi et var ya da hangi eti seviyorsanız üzerine de 3 su bardağı dolusu su ilave ettikten sonra kısık ayarda eti haşlanmaya bırakıyorum. Et tamamen haşlandıktan sonra bir kevgir yardımı ile suyunun içerisinden alıyorum suyunu da başka bir kaba aktardıktan sonra Öncelikle tane sumağı ıslatarak yemeğin yapımına başlıyorum 3 tepeleme yemek kaşığı tane sumağı uygun bir kabın içerisine alıyorum ve üzerine 250 milimlik bardak ölçüsü ile bir su bardağı sıcak suyu ilave ediyorum ve bir kenarda ekşisini ve rengini salmasını bekliyorum. Ortalama 700 gram civarı sakız baklayı uçlarını temizleyerek küçük küçük olacak şekilde doğramaya başlıyorum. Kaşığa gelecek ve lokmaları rahat alınabilecek şekilde doğranması önemli. Büyük büyük doğramıyoruz. Küçük küçük doğrayarak baklaları hazırlıyoruz. Baklaların küçüklüğünü özellikle gösterdim. Baklaları doğradım ve yıkamak için bir suyun içerisine bıraktım. Bu esnada baklalar suyun içerisinde kirleri yumuşarken ben de uygun bir tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ alıp ısıttıktan sonra haşlamış olduğum etleri tavaya ilave ediyorum ve bir miktar kavurmaya başlıyorum. Böyle güzel çıtır çıtır olana kadar etleri kavuruyorum. Etler kavrulduktan sonra içerisine dolu dolu bir tepeleme yemek kaşığı ekşi domates salçası ilavesi yapıyorum. Ekşi domates salçasının tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Kesinlikle ışıl işlem görmeden güneşte kuruyarak kıvamını alan bir salça türüdür. Salçayı ilave ettikten sonra bir miktar kavuruyorum ve kavrulan salçanın üzerine temizleyip yıkamış olduğum baklaları ilave ediyorum. Bakla çok fazla karıştırmaya gelmez. O yüzden sık sık karıştırmıyoruz. Şimdi etlerle buluşturduktan sonra baklaları karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıp kısık ayarda pişmeye bırakıyorum. Kapağı kapalı 10 dakika kadar pişirmiş olduğum rengi değişmeye başlayan baklanın üzerine 4-5 diş sarımsak doğramaya başlıyorum. File şeklinde ince ince doğruyorum. Hem yemeğin içinde görünsün hem de yemeğimize lezzet katsın. Sarımsakları doğradıktan sonra tekrar bir karıştırıyorum ve kapağını kapatıp orta hararette yemeği pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 40 dakika boyunca orta hararette baklaların rengi tamamen değişti gördüğünüz gibi hatta formu bile değişti. Şimdi içerisine lezzetlendirmek için bir tatlı kaşığı isot, bir tatlı kaşığı acı pul biber ve 2 çay kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. Ve son olarak da yine Siverek'te ve Urfa kesiminde çokça kullanılan 5 türlü çiğ köfte baharatından ilave ediyorum. Bu tarz yemeklerde çokça kullanılıyor. Gerçekten de çok yakışıyor bu yemekler. Eğer elinizde imkan varsa bu baharatı da ilave edebilirsiniz. Yoksa ilave de etmeyebilirsiniz. Baharatları ilave ettikten sonra eti haşlamış olduğumuz suyu ki yaklaşık 2 su bardağı su çıktı et suyundan ve ki bir kenarda ıslatmış olduğumuz tane sumağın suyunu da ilave ediyoruz. Eğer gerekirse uygun görürsek tekrar üzerine su ilavesi yapabiliriz. Ben toplamda 200 milimlik bardak ölçüsü 5 su bardağı su kullandım. Suyunu çekebiliyor. Tekrar ilave yapıp tadına bakıp baharat ilavesi yapabilirsiniz. Evet yemeği artık son kez karıştırıyorum ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol ediyorum. Eğer su gerekirse mutlaka su takviyesi yapmayı ihmal etmeyelim. Yemek artık neredeyse pişmek üzere. Fakat suyunu çekti. Şimdi içerisine yarım su bardağı daha su ilavesi yapıyorum ve su iyice kaynayıp tadını alana kadar, yemeğin tadını alana kadar bir süre bekliyorum ve bu esnada tadına tuzuna bakıyorum. Eğer tadı yerindeyse ekşi ilave etmenize gerek yok. Eğer ekşisi yerinde değilse limon tuzu ya da limon suyu ilave ederek ekşisini tamamlayabilirsiniz. Suyunu ilave ettikten sonra 10 dakika daha kaynatıyorum ve artık ocağın altını kapatıp yemeği yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlenmiş hali bu şekilde ve sizlerle servis edip baklasının pişmişliğini kontrol ediyorum. Baklı yemeklerinin arasında yediğim en güzel yemekler arasında gerçekten çok güzel bir çeşit. Hem sumağın ekşiliği şifası hem de o etin suyuyla kendi lezzeti bir bütünlük sağlıyor. Mutlaka baklı yemekleri arasında denemeniz gereken bir lezzet. Mevsim geçişlerinde vücut direncinizi arttıracak. Daha önce denemediyseniz damağınızda hoş bir tat bırakacak. Gerçekten şifalı ve lezzetli bir yemek. Tarif için Zerrin Hanım'a teşekkür ederim. Umarım bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.